Herkese selamlar dostlar. 17 Mart 2023 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var ve önceki skor yarışmalarını açıklayalım. Önceki skor yarışmasının Real Madrid maçını kazanan ekranda görüyorsunuz. Q, G, W, G, S, J, G, W vesaire. Fenerbahçe skorunu kazanan arkadaşımız Muhammed Demir. Sizlere maç skoru yarışması olarak da Galatasaray Konya Spor Mücadelesi'nin maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarına dahil edelim. Geçtim bunu. İşte bu kadar diyoruz ve kazanıyoruz. Perşembe günü 3 tane yüksek misli verildi arkadaşlar. Toplam 2.000-2.500-3.250 TL'lik bir yüksek misli verildi toplamda. En soldan başlayalım isterseniz. 3 tane yüksek misli verildi demiştim zaten. Partizan maçına dep basmanı atacağı 78 sayıyı önerdim. 500 TL önerdim. Partizan 97 sayı attı. Çok rahat bir şekilde geldi. Buradan bir kazandık. Ortadaki görsele baktığımız zaman da Feyenoord maçına maç sonu 1 olarak önerdim. 2000 TL önerdim. En güvendim maçtaki günün en rahat gelen mücadelesi 7-0 oldu en son 7-1 oldu. Yani en güvenli maç bu şekildeydi. Zaten hep söylüyorum ya. Yüksek de ben en güvendiğim karşılaşmaları yüksek misli basarak öneriyorum ki kazan olasılığımız olsun diyerekten. 2000 mislimiz geldi. Sağda görmüş olduğunuz yüksek misli ise Fenerbahçe maçına 750 TL önerdim. Masunu bile ciddi bir oranı vardı. Yani bu kadar miktar önermek kolay değildir açıkçası. Yani çok iyi bir güven yakaladım burada Fenerbahçe'de Fenerbahçe'ye de güvendim. 750 TL'de Fenerbahçe önerdim. İşte bu kadardan zaten anlamışsınızdır. Güzel seviyede kar yaptık. Hatta ekranda kar olsun. Ekrana gelsin. Sadece bugün arkadaşlar yüksek misinin kazancı 1650 TL şeklinde. Sadece bugün yüksek misli kazancı var. Tebrik edelim dostlarımızı. Kazanan herkese tebrikler. Tam 111 üye var bu grupta da. Herkese tebrikler. Geçtim bunu. Kombinelere baktığımız zaman da ana kombinemiz bizim burada Partizan maçının 77.5 üstünü Feyenoord'un atacağı 2 gol olarak da 2.09 gibi orandan bir ana kombine önerdim. Başarılı bir şekilde geldi. Kazandı. Bir de Fenerbahçe maçına tekli olarak önerdim. Dedim ki Fenerbahçe'nin ilk yerden atacağı gol önemli. 1.75 gibi orandan tekli öneriyorum. O da başarılı bir şekilde geldi. Yatan tek kombinem. Onu göstereyim. Yatan tek kombinemizde Sivas'ın galibiyeti vardı. Bu da Fiorentina galibiyeti geldi. Arsenal alır ve 4.5 alt dedim 55 metreden yani 40-45 metreden gol yedi burada Arsenal. Maçta 1-1 bir bir bitti. Elendi de zaten Lisbon penaltılarda geçti. Geçtim bunu canlılarda da zaten elimizden geldiğince her zaman iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hatta ücretsiz grubumuz var. Yorumlarda ve açıklama kısmında var. Oraya da zaten girebilirsiniz. Ara ara oraya da canlı bahisler atıyoruz. Bugün de canlılarda zaten Avrupa maçları yoğundu. Güzel gollü maçlar vardı. Canlılarda da zaten elimizden geldiğince aldık ve güzel kazançlar elde ettik. Kasamıza koyduk. Şeklinde ilerledik. Herkesi tebrik edelim başlayalım. Cuma günü olması kaynaklı arkadaşlar. 6 tane maçım var fakat biraz hızlı anlatacağım. Yüksek oranlarını da bahsedeceğim. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Artı 300 seviyesinde like gelirse sevinirim. Cuma sabahında yayında olacak. Saat 10'da şu an video yayında olmuş olur. Başlayalım. Galatasaray Konyaspor maçıyla başlayalım. Bu maçın maçı konusu sizlere sorduk. Baylar şöyle bekliyorum. Mücadelede çok fazla gol beklemiyorum açıkçası. Galatasaray'ın son oynadığı Kasımpaşa maçını hatırlarsanız Galatasaray çok iyi bir oyun sergilemedi. Yani o iştahlı Galatasaray yoktu. Mertens'in yokluğu aslında hissedildi diyebilirim o maçta. Konyaspor'a baktığımız zaman da en son galibiyet almış olsa da Hatay maçından hükmen galip oldu. Konyaspor Spor top falan oynamıyor onu da belirteyim. Bu da Galatasaray'a da top falan oynatmama üzerine bir oyun olacağı için bence mücadelede çok fazla gol olmayacak. Onu belirteyim. Ben burada ideal kombine yaparsam bu maçı alırım. Yanında bir 50 koyar devam ederim. Mücadele genelinde 3.5 altını sizlere öneririm. 1.28 gibi oranı var şu an. Nesine de Avrupa'da bu zaten 40 bantlarında vardır. 3.5 altın oranı. Bu şekilde bir önerim var. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da yani 3.5 altını zaten önerdik. Doğru mu? Şöyle yapalım dedim ben buna. Eğer tekli olarak veya riske değilsin diyorsanız da Galatasaray'ın burada 2-0'lık bir galibiyeti değerlendirme altına alınabilir. 3.5 altında 2 yaparsanız dostlar 2.43 gibi orandan değerlendirirsiniz. Bu yönde de bir değerlendirme yaparsanız sisteme atın derim. Yani 3.5 altına alacaksanız da isteyenler böyle 3.5 altında 2 şeklinde de yapabilir. 2.43'te bunun oranı var. Sasılo Spazia mücadelesi. Son dönemlerde her iki takım da formda olduğunu söylemek lazım. Sasulo özellikle son deplasman maçında 4-3'lük bir galip geldi. Maçın 12 dakikalık özetini izledim ben. Roma maçı vardı. Gerçekten güzel bir maç olmuş. Ve önüne düştüklerine falan vesaire hepsini atmışlar. Spezia ile oynayacaklar. Spezia da son dönemde özellikle deplasmanlarda gol bulmada sıkıntı yaşamıyor. Deplasman oynadığı son iki mücadele 2-2 bitti sanırım. En son kendi evinde de Inter'i yendi. Orada da güzel geçiş oyunu oynayarak da da yenmesini bildiler. Ben burada Sassuolo kalesine de gol bulmasını bekliyorum. O yüzden Sassuolo tarafı zaten favori. Burada KG var seçeneğim 1.49 gibi orandan ideal Kombine Kombinemi almam. İtalya'yı çok beğenmiyorum ama mücadelenin KG olması beklenebilir. Atalanta Empoli mücadelesiyle devam edelim. Atalanta 3 haftadır sanırım hiç gol atamıyor. Empoli de zaten ee, ne zamandır kazanamıyor. Atalanta'da burada 4 haftadır kazanamayan bir Atalanta var. Burada 1.29 gibi oran açmışlar. Mücadele ne yapabiliriz diye baktığım zaman da şöyle bir oran var. Sizlere göstermek istiyorum. Şöyle 1.36 gibi oranı var. İdealden ödeyeceğim yine aynı şekilde. İlk yarıda en çok korneri Atalanta kullanıyor arkadaşlar. Atalanta burada ne zamandır galip gelemiyor. Gol bile atamıyor. Ne zaman gol atacağını da belli olmaz. Burada sizlere iddia edin En çok korneri ilk yarıda Atalanta kullanır şeklinde. Lukman da son mücadelede oynamadı. Onu belirteyim ben sizlere. Dakika 89'da girdi. Takımın en golcü ismi. İlk yarıdan baskı ile en çok korneri Atalanta kullanabilir. Onun dışında bu mücadeleyi bir tercihim daha olacak. O da şu şekilde olacaktır. Mücadelenin ikinci yarısını Atalanta kazanabilir. İlk yarı zaten dediğim gibi biraz zorlu geçebilir. Empoli'de geçiş oyunu oynayacaktır. Burada ikinci yarıyı da Atalanta takımı kazanabilir. Bunun da oranı 1.57 gibi de bunun oranı var. Değerlendirecekler. bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme. Newcastle'la Nottingham Forest mücadelesi. Newcastle'ın son mücadelesini izlediyseniz ee, Wolves mücadelesi. Yani rakibi adeta boğdu diyebilirim o mücadelede. 2-1 gibi skorla bitti. Ben de tekli olarak önermiştim. 3.5 altında 1 olarak önerdim. 2-24 gibi orandan da kazanmasını bildik. Ben burada Newcastle'ın burada iyi bir futbol sergilemesini bekliyorum. Baskılı bir futbol sergilecektir. Forrest'a baktığımız zaman zaten Premier ligin şu an kadro olarak çok fazla yakışmadığını söylemek lazım. Oyun olarak da ben burada galibiyetine gitmedim. Newcastle'ın ilk yarıdan bulacağı bir golü aldım. Onun da oranı 1.63 gibi oranı var. Newcastle etkin başlayacaktır bence. Etkin başlayacağından dolayı da burada bence bir gol bulabilir. Sakatlara baktığımız zaman da kart cezalısına Joelinton bu mücadelede kart cezalısı olmayacak. Onun dışında önemli bir eksiklik yok. Tam kadro olarak sağda olan Newcastle olacak. Deplasman'da ilk yarıda atacağı bir gol 1.63 gibi oranı var. Değerlenecek de, de bol şanslar. Barcelona ile Kızıl Yıldız mücadelesi çift maç haftasını iki maçı da kaybeden bir Barcelona var. Öncelikle diyorum ki, yani Barcelona bu mücadeleyi havada, karada, suda, oksijensiz ortamda kazanır gibi geliyor bana. 0-5 gibi bir oran açmışlar fakat biz burada ne alacağız? Yine ideal bir gideceğiz. Nasıl gidebiliriz ya baktığım zaman da Barcelona dediğim gibi çift maç haftasını kaybettiği için burada kazanması beklenebilir. Baskette de başarılıyız şükür diyelim buna da. İlk periyodu etkin başlayacak bir Barcelona olacaktır diye düşünüyorum. İlk periyodu Barcelona kazanın oranı 1.35 arkadaşlar. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Mücadele zaten alt olarak sonuçlanabilir. İlk periyodu burada Barcelona kazanır. Bir de 1.89 gibi orandan da mücadele 1 olur ve 157.5 altında da kalabilir. Bunu da sizlere ekstra olarak öneriyim. Mücadelenin alt bitmesi bence normal 1.89'da bunun oranı var. Yüksek oran ile birlikte önermiş olayım. Ve son mücadeleme geçelim. Bayern Münih ile Alba Berlin mücadelesi. Bu maçta gayet güzel ve ideal bir şekilde önereceğim sizlere. Bir Alman derbisi. Euroleague'de bir Alman derbisi olacak. Alba Berlin takımına yani çok fazla iyi olduğunu söylemek güç. Zaten şu anda Deplasman'da tek galibiyeti varsa da Eurolig'in liginde en az galibiyet alan takımın son sırada olması lazım. Bayern Münih'in 11 galibiyeti var. Bir ilk 8'e girme ihtimali de var. Bu tür maçlarda affedeceğini sanmıyorum. Burada da bir Bayern Münih galibiyeti gelecektir bence. Bayern Münih galibiyeti nasıl gelir diye baktığım zaman da şu öyle 4 farklı... Bayern Münih'in galibiyeti gelirse de 1.44 gibi orandan, ideal bir orandan almış oluruz. Burada da Bayern Münih'in en az 4 sayı farklı galibiyetini alırsanız 1.44 gibi orandan alırsınız. değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. konyaspor Spor Galatasaray maçında maç konusu sizlere sorduk. Herhangi bir kombine daha oluşturmadım sabah video yayında olacaktır. Geceden şimdi bakacağım. Katıl Telegram gruplarına da kombinemi oluşturacağım. Yüksek misli olursa vereceğim ve güzel bir uyku çekeceğim. Değerlendirecekler bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.